bazen öyle durumlarla karşılaşıyoruz ki, hadsiz sorularla. Şimdi ne alaka sen bana bu soruyu sordun? Sen kim oluyorsun da benimle bu şekilde konuşma cüretini kendinde buluyorsun? Ya da şunu soruyoruz kendi kendimize. Neden bana bunu sordun? Sana ne demek isteyip de diyemediğimiz kişiler, durumlar oluyor sevgili dostlar. Bugün çok kısa ve net bir şekilde size anlatmak istediğim bir kilit nokta var. Her birimiz zor sorularla ne yazık ki karşılaşabiliyoruz ve buna da maruz kalıyoruz. Yani birileri bizi istila ediyor ancak biz kendimizi nasıl savunmamız gerektiğini bilmediğimizde işte o zaman sıkıntı yaşamaya başlıyoruz ve kendimize de kızmaya başlıyoruz, öfkelenmeye başlıyoruz. Çok önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum. İnsanlar hadsiz sorular sorabilir. Ancak burada bu hadsiz sorulara karşı nasıl cevaplar vermeliyiz? Nasıl konuşmalıyız? Bunlardan biz sorumluyuz. Ne zaman evleneceksin? Ne zaman artık ikinci çocuk? Gerçekten boşandın mı? Neden boşandın? Peki sana bir şey soracağım ya. Kayınvalidenle küsmüşsün. Ne oldu da küstün? Arkadaşlarınla bir problem yaşamışsın. Falanca kişiden duydum. Ne oldu ya? O biraz bahsetti de ben gelip sana sormak istedim diyerek. Böyle yoğun, abartılı mimiklerle sizi sorguya aldıklarını zannederler ve neden diye de sonuna bir şey eklerler. Bir de tabii başında şöyle bir giriş yaparlar. Samimiyetimize güvenerek sana bir soru sormak istiyorum. Ya birilerinden bir şeyler duydum. Biliyorsun bizim seninle aramızdaki bağ çok farklı. O yüzden de sorayım dedim. Neden oldu? Neden düşük yaptın? Neden boşandın? Neden sevgilinden ayrıldın? Neden eşin seni aldattı? Neden o arkadaşınla konuşmuyorsun? Gibi sorular. Şimdi şöyle bir bilimsel açıklama var arkadaşlar. Biri size soru sorduğu zaman o konuya hakim oluyor. Siz de onu boyun eğen tarafa geçmiş oluyorsunuz. Bunu tam tersine çevirmek için çok etkili, çok kısa bir yöntemden bahsedeceğim size. Bu hayat kurtarır ve kendinize olan güveninizin de daha çok farkına varmaya başlarsınız. Bu önemli, bunu sakın unutmayın. Şimdi biri size soru soruyor ya neden diye. Siz de tabii işte bilmiyorsanız, o konudan derbederseniz, sıkıntı yaşıyorsanız bir şeyler anlatmaya ve kendinizi ifade etmeye çabalarsınız. Burada şunu bir altını çizelim. Kimseye hadsiz sorularına cevap vermek zorunda değilsin. Kendinde böyle hani bir cevap vermeliyim, bir şey söylemeliyim gibi lütfen hissetme. Ne yapmalısın? Oradaki kilit nokta. Neden diye sana soru soruyor ya. Bak en sevdiğim cümle geliyor. Arkana yaslan. Şimdi kendimizi özgüvenimizin en iyi hissettiği noktadayız. Ve tek hamleyle süreci tam tersine çevirip güç kazanıyoruz. Bana bu soruyu neden soruyorsun? Tam anlayamadım. Ya da bir diğer versiyon şu olacak. Bana bunu soruyor olmandaki amaç nedir? Biraz anlatır mısın? Çünkü yapmaya çalıştığın şeyi çok anlayamadım. Bu tarz mimiklerinizle ve tavırlarınızla karşı tarafa böyle tepki verdiğinizde şununla karşılaşacaksınız. Hemen o suçluluk duygusuna bürünecek. Ay sen yanlış anladın. Ben aslında şundan dolayı sormak istedim. Ya ben seni biliyorum da hani senin hakkında şöyle şöyle konuşuyorlar. Hem haberin olsun diye sormak istedim. Hem de belki işte ben de bir sana destek olurum, yardımcı olurum diye sormak istedim gibi kendince açıklamalar yapacak. Ve o açıklamaları yaptığında tekrar ona şu soruyu yöneltin. Tam olarak ne anlatmak istiyorsun? Yani ben bundan ne anlamalıyım? Burada ne yapacağız biliyor musunuz? O kişiyi köşeye sıkıştıracağız. Neden? Diyebilirsiniz ki ya bunlara ne gerek var, neden yapıyoruz, cevap vermem, geçerim. O gün cevap vermezsin, ertesi gün seni bulur, yine seni sıkıştırır. O sorunun cevabını alana kadar seni her gördüğünde sıkıştırır. Bunu net bir şekilde sonlandırabilmek için hadsiz insanlara üzgünüm ama haddini bildirmen gerekiyor. Yani dur demeyi öğrenmen gerekiyor. Aman ben ona bir şey demeyeyim, susayım o anlar, neyse cevap vermiyorum o anlar dersen o seni daha güçsüz gördüğü için daha çok üstüne gelir, daha çok köşe bucak seni kovalar ve seni sıkıştırmaya çalışır. Bir gün dersin ki aman ya hani bıktım artık söyleyeyim de kurtulayım moduna getirir seni. Duygusal olarak seni manipüle eder. Bu yüzden sana sorulan hadsiz sorularla başa çıkmak için en önemli kriter noktamız tek kelimeyle şu. Bana bunu neden sordun?
Sadece bu. Çok kendinden emin, net ve tok bir sesle bu soruyu sormanı senden bekliyorum. Bunu neden bekliyorum senden? Çünkü kendini gerçekleştirmenin ilk basamağı bu. İnsanlara, hadsiz insanlara haddini bildirmeyi öğrenirsek kimse sınırlarımızı ihlal etmez, edemez. Tabii ki sen izin vermezsen. Beni dinlediğin için sana yürekten teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, sevgiyle kal, hoşça kal.